Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kardeşlerim dün gayet gayetül ihtisar şafi fıkhı derslerine başlamıştık. abdestin farzlarına kadar ki geldik. Abdest konusuna kadar geldik. Ve bu, bu fasılda, bu, bu bölümde durmuştuk. Ve buradan şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve furudul Abdestin farzları. Furudu farzları, vudu'yu abdestin farzları. Sitte altı eşyaya şeydir. Abdestin farzları altı şeydir. En niyetu niyet getirmek. Inde gaslil veci. Yüzü yıkadığında. Yani yüzü yıkadığı esnada niyet getirmek. Bu abdestin farzıdır. Niyeti yüzü yıkadığında getirmek farzdır. Ve gastul yüzü yıkamak. Bu da abdestin farzlarından. Ve gasdül yedeyni her iki eli yıkamak. İle mirfeqeyni her iki dirseğe kadar. İki dirseğe kadar ve dirsekle beraber bu arada. Buradaki ile orada beraber manasında kullanılıyor. İki dirsekle beraber elleri yıkamak. Ve meshu ba'dir ra'si. Başın bazısını me mes etmek. Şafi mezhebinin genel görüşüne göre bu bazısındaki kasıt en az 3 tel. Yani baştan en az 3 teli meshetmek Şafi mezhebinde farzdır. Ve gaslül ricleyni her iki ayağı yıkamak ile kabeyni aşık kemikleriyle yup beraber. Ve tertibu tertibi uymak aleme ve zikrettiğimiz üzere tertibi uymak. Yani az önce saydığımız tertibe yani niyet getirmek, sonra işte yüz yıkamak, her iki eli yıkamak vesaire. Ve <Sessizlik> sünnenuhu sünnetleri aşaratu eşya, On şeydir. En et tesmiyetu tu besmele çekmek, ve vaslu keffeyni her iki eli yıkamak kable idhalihi mal inae. Kaba sokmadan önce her iki eli kaba sokmadan önce yıkamak. Şimdi eskiden kardeşlerim abdesti bir kap içerisinde alırlardı. E şimdi ellerimiz <Gülüş> toz da olabilir. Bu yüzden o kaba elimizi sokmadan önce o kaptan biraz elimize su dökerek yıkayıp sonra elimizi sokmam, sokmamız sünnettir. Ha, bunu yapmasak olur ama böyle yapmak sünnettir. Dediğimiz gibi baba gaslu yıkamak kefeyin her kere kable önce idhalihi ma her ikisini sokmadan önce ine kaba. Evet. Vel tu ağza su vermek. Vel istinşaku bir de Buruna su vermek. Bunlar da abdestin sünnetleri. Ve meshu cemir râsi. Başın tümünü meshetmek de sünnettir. Bu arada başın tümünü meshetmek hambeli ve maliki mezheplerinde farzdır kardeşlerim. Ve meshul uzuneyni. Her iki kulağı da meshetmek. hima <laughs> dış kısmını ve <laughs> hima <dış kısmını, gülüyor> iç kısmını. Bima in cedidin Y yeni su ile yani başımızı mesh o elimizde kalan su ile değil de tekrardan o yeni bir su alıp dışını ve içini mesh etmek sünnettir. Ve tehlilul lihyet sakalları hilallemek yani sakalları sakalları karıştırmak böyle eli sokup karıştırmak da sünnettir ama nasıl sakal kefleti sık sakal sık sakalın dış kısmını karıştırmak sünnettir ha, eğer sakal zaten hafifse yani sık değilse o hafif sakalla baktığımızda derinin altı gözüküyor sonra direkt deriyi yıkamamız gerekiyor zaten. Ama sık sakalda sakalın diş kısmını hilallemek sünnettir. Ve <laughs> tahlilu yine hilallemek karıştırmak esabiyel yedeyni her iki elin parmaklarını ve ricleyni ve her iki ayağın parmaklarını karıştırmakta hilallemek şöyle şöyle yine sünnettir ve takdimul yumna sağı öne almak alel yusra solun üzerine yani önce sağ uzuvlardan başlamak sünnettir ve tu temizliği yapmak selasen selasen üçer üçer yapmak temizliği üçer üçer yapmaktan yani üç kere ağza su vermek üç kere burna su vermek bunların da hepsi sünnettir ve muvalatu bir de peş peşe abdesti peş peşe ama araya bir fasıl koymadan arka arka abdest almak da sünnettir Fastun bölüm. İstinca bahsine geleceğiz. İstinca biz kullanımda taharet diyoruz. Taharetlenme. Aslında taharet temizlik demektir ama biz Türkçede taharetlenme diyoruz hani. E, el istinca o istinca yapmak vacibun vaciptir. Minel beuli idrardan dolayı. İdrardan dolayı istinca yapmak vaciptir. Vel gayti e, dışkılama büyük abdest. Büyük abdest ve küçük abdestten dolayı ...istinca yapmak vaciptir. Ve eftalu en eftali istincayı yani o idrar yerini ve o dışkı yerini temizlemektir istinca. Yani taharet ya taharet almak. Ve eftalu en eftali en yestenciye istinca yapmak bil ehcari taşlarla. Önce taşlarla istinca yapmak. sonra Yutubirha, o taşlara tabi etmek bilmayı suyu. Sonra peşinden suyla. Şimdi taş diyoruz e, bu eskiden taşlarla yapılıyordu. Şu an günümüze uyarlarsak tuvalet kağıdı mesela. Önce tuvalet kağıdıyla e, silip sonra ona suyu ta, e, tabi etmek sünnettir. E, yani bu şekilde yapmak en eftalidir daha doğrusu. Ve hicuzu caizdir en yaktesire kısa kesmek alel su üzerine ale 3 thalathati ahjarin ve üç taş üzere 3 taş üzere kısa kesmek de caizdir yani sadece suyla veya sadece taşla yapmak da caizdir. Ve yunqiye temizler bihinne onlarla yani o taşlarla mahalle o yeri temizler. Yani idrar yapmışsa idrar yaptığı yerini, dışkılama yaptıysa dışkılama yaptığı yerine ya yani o makadını temizler. Feyze erade feyze o zamanki erade istediğinde İktisara kısa kesmeyi. ala ala ahadihuma o her ikisinden biriyle o her ikisinden bu huma hem taşa hem de suya raci huma e, ikillik zamiridir te e, tesniyedir hem suya hem de taşlara raciadır yani onlara dönüyor ihtahuma yani her e, her ikisinden bir tanesini bir tanesiyle kısa kesmek istediğinde felma u eftalun, su en eftalidir. Ve bu sakınır. Yani o istincayı yaparken veya o tuvaleti yaparken sakınır istikbal el kıbleti. Kıbleye dönmekten sakınır. Vel istidbareha arkasını dönmekten de sakınır. Mesela büyük abdestini yapıyor arkasını kıbleye doğru dönmekten sakınır. Fis sahra'i çölde. Yani açık arazide daha doğrusu. Her türlü açık arazide kıbleye dönmekten sakınır. Ve citeni bu yine sakınır elbevle -beul, el e, idrar yapmaktan. Vel de büyük abdesti yapmaktan yani dışkılamaktan sakınır. Fil ma'i rakidin. Durgun suya. Durgun suya e, büyük abdestini yani dışkılamayı ve idrarı yapmaktan yine sakınır. Ve tehte şecaratil musmüredi. Ve tehte altına şecerati ağacın musmineti meyve veren meyve meyve veren ağacın altına yani meyvesi olan ağacın altına yine e, idrarını yapmaktan ve büyük abdestini yani dışkılama yapmaktan sakınır. Ve fitta ve fit yine yollara pislemekten de sakınır. Ve zilli gölgelere. Gölgelere insanlar menfaatlendiği için o, o yine büyük abdesti ve küçük abdesti yapmaktan sakınır. Ve thukbi çatlaklara. Yine çatlaklara e, tuvaletini yapmaktan yine sakınır. Ve la yetekellemu konuşmaz alel bevli idrar üzerinde. Vel gayti dışkılama üzerinde. Yani her iki tuvalet üzerindeki konuşmaz. Ve la yestekbilu şemse. Güneşe de yönelmez. Vel kamere Ay aya da yönelmez ve la yestedbiru ve la huma o her ikisine de pardon ve la huma her ikisine arkasını da vermez. Yani arkasını da dönmez ikisine. Bu hürmetten kaynaklı bir şey. Evet, faslun bir diğer konu abdesti bozan şeylerden bahsediyor. Vellezi o şeyler <laughs> ki yan kudu bozar el vudu e abdesti. Sitte töşen on şeydir. Abdesti bozan şeyler on şeydir. Ma şeyler ki harece mine iki İki yoldan çıkan şeyler. Yani idrar yolu ve dışkılama yolundan çıkan her şey abdesti bozar. Ve uyumak ala gayri heyetil mütemekkini. Mütemekkin heyet dışında yani mütemekkin olma durumu. Mütemekkin kardeşlerim şu demek ki mesela bağdaç oturduğumuzda insanın arka kısmı yani makat kısmı yeryüzüne tam mütemekkin bir şekilde oturuyor. İşte bu oturuşun ismi mütemekkindir. Yani o mütemekkin şekli üzere, o mütemekkin oturma şekli üzere oturursak, o şekilde uyunursa abdesti bozmuyor. Ama ennem o uyumak abdesti bozuyor. Şu an abdesti bozanlar istiyoruz. ennem o uyumak abdesti bo bozuyor ki ala gayri mütemekkin. Yani mütemekkin, mütemekkin şekil üzere olmayan bir heyetle uyumak e, abdesti bozuyor. Ve zavalul akli aklın gitmesi. Yani e, delirmek daha doğrusu. sukrin, sarhoşluktan ...ev me ev veya meredin hastalıktan. Yani ya bir e, hastalıktan dolayı aklın gitmesi veya o sarhoşluktan dolayı aklın gitmesi de abdesti bozar. Vel mesu vel mes ve lemsu dokunması Er rical, er, er, er raculi, erkeğin dokunması merete kadına. Ama nasıl bir kadın? Ecnebiyete. Yabancı bir kadına dokunmaz Yani buradan yabancı da kasıt. Mesela insanın kendi eşi de yabancı değildir, tanıdıktır. Teyzesi, kızı Yani Yabancıdan kasıt şu ki hani nikah düşmeyen, nikah düşen kişiler. İnsanın kendi eşine erken nikah düşüyor ki nikahlamış mesela. Nikah düşen kişilere dokunması. Erkeğin o nikah düşen kadına dokunması ne yapar? Abdesti bozar. Min gayri haylin engel olmaksızın. Engel olmadan yabancı bir kadına erkeğin dokunması abdesti bozar. Ve mesul ferci. Fercine dokunması. Ademi. İnsanoğlunun fercine dokunması bir batını kefi, kef, elin iç kısmıyla bir batını iç kısmı kefi elin elin iç kısmıyla Adem oğlunun fercine dokunması da yine abdesti bozar. İster kendi olsun, ister yani kendi ferci olsun. Yani fe, cinsiyet organı. İster kendi ferci olsun, ister başkasının olsun yine bozuyor. Ve mesu dokunmak halkatin e, halkat halkasına duburi dubur dü, halkasına dokunmakta yine abdesti bozar. Ale cedidi yeni görüşe göre. Yani Şafi mezhebinin yeni görüşüne göre. Gusül bahsine geçiyor. Burada kalalım. E, Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.